Çünkü ben programdan önce, daha doğrusu programa davet etmiştim Uğur Bey'i. Kendisi deprem bölgesinde, Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Sekreteri. O da olsun yayında istemiştim ama deprem bölgesine gidiyordu. Peki dedim, telefon yapalım o zaman. Ayarlayabilsek yapalım dedi. Şimdi bir Skype imkanı bulmuş. Ona orayı biraz anlattırmak istiyorum. Kahramanmaraş'tasınız Uğur elbette, Bey. Elbette. Duyabiliyor musunuz beni? Uğur Poyraz, duyuyor musunuz benim? Duyabiliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz de tam deprem ve bunun seçimleri nasıl etkileyeceği üzerine konuşuyorduk. Farklı yorumlar yapıldı. Öncelikle orada durum nasıl, sizden bir öğrenelim. Bir de tabii bu kampanya artık bildiğimiz seçimlerdeki gibi kampanyalar olmayacak. İşte müzikler vesaire, otobüsler üzerinde bir kampanya yapılmayacak deprem hassasiyeti nedeniyle. Burada nasıl bir kampanya yürüteceksiniz siz? Söylerseniz sevinirim. Şimdi öncelikle Maraş'tan herkese sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hem sayın stüdyodaki konuklara hem bizi izleyenlere. Tabii burada yaraları sarmaya çalışıyor bütün Maraşlılar. Önemli ve travmatik bir süreç deprem. Tabii o depremin sıcağı sonrasında bir de ondan sonraki travmalar devam ediyor. Şu an buraya belli aralıklarla da geldiğinizde bu süreci zaten okuyabiliyorsunuz. Şu an bir çadır kentteyim. İYİ Parti mensuplarının kendilerinin oluşturdukları bir çadır kentteyim. Burada il başkanlarımız var. Her hafta burada değişik illerden başkanlarımız kardeş kent projesi çerçevesinde deprem bölgesindeki diğer il başkanlarımıza eşlik ediyorlar. Yönetimleriyle birlikte destek veriyorlar. Ve aynı zamanda genel başkanımız ve milletvekillerimiz de bölgedeler. Deprem gününden beri hiç bölgeyi terk etmedik. Şimdi bu tabii bir siyasi propaganda aracı olarak gördüğümüz bir şey değil. Her şeyden önce insani olarak ve bu ülkenin yurttaşı olarak hissettiğimiz sorumluluk, omuzlarımızda hissettiğimiz sorumluluk. Tabii bölge çok travmatik, biraz önce söylediğim gibi. Hala birçok şeye ulaşım çok zor. Evet, çadırlara geçilmeye başlanmış ama insanlar evlerini bırakmak istemiyorlar. Çünkü hani yıkılmamış olan evlerde de insanların eşyaları vesaireleri var. Oraları bırakmak istemiyorlar. Çadır kentlerde bir hayat var ama takdir edersiniz ki yani çadırlardaki hayatın zorlukları da var kendi içinde. Dolayısıyla sürecine ilişkin de sanıyorum bu bölge için, bu bölge özelinde söylüyorum. Bu bölgenin Türkiye'den ayırarak tarifleyeceğimiz bir seçim dönemine girmiyoruz. Bu bölge Türkiye'nin kendisi. Bu bölge Türkiye'nin kalbi oldu. Bu son bir aydır, 6 Şubat'tan beri. O yüzden seçim kampanyamızın, İYİ Parti'nin bir seçim kampanyası stratejisi henüz belirlenmiş bir strateji değil. Elbette ki hazırlıklarımız var. Bir siyasi partinin her zaman hazırlıkları vardır. Ancak dediğim gibi bu çok hepimizin içini kanatan bir dönem. Bu dönem içerisinde sanıyorum siyasal iletişimi her şeyden önce beşeri iletişimin üzerine inşa edeceğiz. Vicdanımız Uğur Bey, biz de biraz önce onu konuştuk. Onu konuştuk biraz önce. Yani kampanya artık böyle daha çok seçmenlerle de, hem depremzedelerle hem seçmenlerle yüz yüze yürütülecek bir sürece giriyoruz. Yani birebir yürütülecek bir zamana giriyoruz. Öyle mi olacak? Yani şimdi zaten 20 Ocak 2020'den beri Meral Akşener zaten bu esnaf gezileriyle birlikte Türk siyasetindeki o merkezden yönetim ve merkezden iletişimi ortadan kaldıran, yeniden birebir vatandaşın içinde olan, vatandaşa temas eden siyaseti Türkiye gündemine taşıdı. Türkiye siyasetinin gündemine taşıdı ve siyasal iletişimin merkezi haline getirdi. Sayın Mehmet Ali Kulat da o süreçleri yakından takip eden bir araştırmacı olduğu için Meral Akşener'in zaten ortaya koyduğu politikalar, örnek veriyorum millet kürsüsü, esnaf gezisi ve bu anlamda milletin sesi olma sıfatını oluşturduğu şey vatandaşın içinde olup vatandaşı dokunmak. Bugüne kadar Türk siyasetinde hep biz, ben kendi çocukluğumdan da hatırlıyorum, çok konuşan çocuklar için ya bu avukat olacak ya da politikacı olacak derlerdi. Ama aslında politikacı olmanın ya da siyaset üretmenin temeli çok konuşmak ya da etkili konuşmaktan ziyade Meral Akşener'in ortaya koyduğu siyasette gördük ki aslında iyi bir siyasetin temeli etkili dinlemek. Etkili Uğur Bey, dinlediğiniz ben zaman... Söyleyebilir miyim size? Çok Kemal Öztürk, bir şey ekleyeceksin. Tabii, buyurun. Ben de iki gün önce Maraş'taydım.
Sizden istirhamım, Maraş'ta fuar merkezinde bir çadır kent de kuruldu. Hani kendi partinizin kurmuş olduğu o çadır kenti de alkışlıyorum, takdirle karşılıyorum. O fuar merkezine gitmenizi de, oradaki çadır kenti ziyaretinizi de önemsiyorum. Orada şu tabloyu göreceksiniz. İçerisinde her siyasi görüşten, her kesimden insanlar var. Ve birbirlerine bir dayanışma içerisindeler. Keza Sütçü İmam Üniversitesi'nin bahçesinde kurulan çadır kent de öyle, sizin olduğunuz yerde de öyle. Ben şöyle bir şey önerdim siyasi partilere. Eminim siz de yapmamışsınızdır. Yani bu çadır kentlere gidildiğinde siyasi konuşma yapılmamasını, oy istenilmemesini, orada çünkü bir dayanışma var. O dayanışmanın içerisine siyaset karıştırılmasını çok o insanlar için zararlı, tehlikeli olarak görüyorum. Belki partiniz bu konuyu hani daha bir prensip kararı da alabilir. Bunu bir hatırlatmak istedim size. Teşekkür ediyorum hatırlatmanız için. Ben devam edeyim. Bu konuyla ilgili zaten ilk günden beri sahada olan İYİ Partililer olarak, aslında İYİ Parti'ye mensup insanlar olarak sahadayız. İYİ Partili sıfatımıza sahada değiliz. Biz bu konuyu bir vicdani mesele de değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Dolayısıyla bugün İYİ Parti'nin kurduğu çadır kent dememin sebebi şu. Evet, bu parti, bu çadır kenti İYİ Parti kurdu ama içerideki misafirlerimizin kim olduğu ile ilgili bir fikrimiz yok. Ve şu an burada dağıtılan yardımlar veya bir enkazın başına koştuğumuzda kim olduğuyla ilgilenmedik. Enkazın başına koştuğumuz kişi de bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Sanıyorum bununla ilgili bu nazik öneriniz ve uyarınızı bu süreçle ilgili bir şahit olduğu alanlara ilişkin de fokuslanarak bu konuyu eleştirmeyi ben size bu anlamda da katkı sağlamak isterim. Burada bütün mücadele, zaman zaman siyasette de bunu duyduk. Yaparsa AK Parti yapar. Bu deprem AK Parti'nin başına gelmedi. Bu deprem Türk milletinin başına geldi. Bu deprem Edirne'dekinin, Isparta'dakinin, Sinop'takinin, Samsun'dakinin, Erzurum'dakinin başına geldi. Yani buradaki insanlarımız, buradaki vatandaşlarımızın başına gelen 85 milyonun acısı halinde ve 85 milyon tek yürek oldu. Dolayısıyla yaparsa AK Parti yapar değil, yaparsa Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapar demek zorundayız. Devlette devamlılık esastır demek zorundayız. Devlette devamlılık esası merkeze aldığınızda yaklaşan seçimlerde hangi parti iktidara gelecekse o partinin de siyasi görüş ve önerileri ya da kendi siyasi ikbal kaygıları değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin esasları üzerinden bugünkü buradaki depremlerin ortadan ve bir daha Türkiye'de oluşabilecek herhangi bir afette 21. yüzyılda, 2023 yılında bir insanımızı kaybetmemek önemli. Düşünebiliyor musunuz Sayın Öztürk? 2023 yılında Türkiye'nin Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesinde sel oluyor ve onlarca insan ölüyor. Yani 2023 yılındayız. 2023 yılında 6 Şubat sabahı 4.17'de deprem oluyor. Saat 9.30-10'da ben Osmaniye'ye vardığımda demir kesme makinesi yok, spiral yok, jeneratör yok, bir Allah'ın kulu yok. Yani bunlar herhangi bir partiyle alakalı bir durum değil. Ve 21. yüzyılda 2023 yılında devlet nerede diye sorduklarında ben şu açıklamayı yaptım. Devlet enkazın altındaydı. Valiler depremzedeydi. Astsubaylar depremzedeydi. Şube müdürleri emniyette depremzedeydi. Hakim savcılar depremzedeydi. Bu insanların hepsi bu bölgelere tayinci gelmiş insanlar. 3 kuruş maaşla burada en uygun fiyata bir ev bulup kafalarını sokmaya çalışıyorlar. Nerede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesiyle oluştu kampüsler ve lojmanlar? Bu insanlar orada bu krizi yönetmeyle ilgili birer kendilerini ve ailelerini düşünmekten önce bulundukları ilin, mülki idare amiri oldukları ilin bütün vatandaşlarına ilişkin bir koordinasyon sağlamak. Yani buradaki dramı siz de muhakkak gelmişsiniz, görmüşsünüzdür. Bu konu bir siyasi partiyle alakalı değil. Bu konu bir sistemle ve devlet organizasyonuyla alakalı. Peki. Dolayısıyla ben bu sürecin hiçbir döneminde, özür diliyorum Sayın Oğuz, evet, bu sürecin hiçbir döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ben mesul tutmadım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devlet organizasyonuna kattığı yeni nesil devlet organizasyon şemasını mesul tuttum. Dolayısıyla yeni nesil bürokratları sorumlu tuttum. O yüzden deprem elbette ki olacaktır. Bir kader planı demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Bu kader planıdır. Kader planı bizim ecelimizin ne bir nefes önce ne bir nefes sonraya tekabül ettiğini ortaya koyar. Oysa ki kader planında buradaki insanların
jeolojik açıdan doğru olmayan alanlarda oluşturulmuş binalarda canlı canlı savaşa girmelerini kader planıyla açıklayamazsınız. Ben bunu kendime vicdanen ifade edemem. Bunu bana ifade edeni de vicdanen affedemem. Peki Uğur Bey, bağlantınız arada gidiyor. Çok ses kopukluğu yaşanıyor. Çok da araya girmek istemiyorum bu yüzden ama. Şimdi siz dediniz ki biz İYİ Parti olarak tabii ki bir çalışma yaptık kampanya için ama işte şu anda net değil. Önümüzdeki günlerde bakacağız. Bu sizin partinizle alakalı bir kampanya süreci ama bir yandan da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı ayrı bir kampanya süreci yürütülecek. Bu konuda partiler uzlaştı mı, birlikte mi hareket edilecek? Yoksa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Bey'in adaylık sürecini de CHP'den bir ekip mi yönetecek? Bir çalışmanız var mı, bir bilginiz var mı? Bunu sorduktan sonra konuklarımdan da size soru sormak isteyen varsa onlara da söz vereceğim. Buyurun lütfen. Elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına sürecine ilişkin hem bir Cumhurbaşkanı kampanyası, aynı zamanda da bu Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın adayı. Hı hı. Bu Millet İttifakı da bir step öncesinde kendini altılı masa olarak tanımlıyordu. Hatta ben sizin programlarınıza da katıldığımda altılı masayı henüz bir işbirliği olarak tanımlamış, seçim sattım halinde ittifak kararı aldığı takdirde ittifak olarak tanımlanacağını, hatta bir ön koalisyon protokolüyle koalisyon da olabileceğini ifade etmiştim. Hatırlarsınız. Hı hı. Dolayısıyla şu an altılı masanın ürünleri var, çıktıları var. Çalıştığı üzerinde hususlar var. Bunlardan en önemlisi güçlenmiş parlamenter sistem mutabakat metni. Devamında anayasa değişiklik önerisi, devamında ortak politikalar metni, devamında seçim güvenliği ortaklaşması. Dolayısıyla aynı zamanda bu altılı masanın bir de iletişim komisyonu vardı bu süreçleri yönetmek için. Bu noktadan sonra artık altılı masa Millet İttifakı haline geldi. Dolayısıyla bu ittifakın kendisi elinde bir seçim programı ve manifestosu da var. Ortak politikalar metni sizin kanalınızda Sayın Genel Başkanımız Fatih Altaylı'nın programında da ortak politikalar metnini göstererek bu seçimde altılı masanın en önemli politikalarının derlendiği ve oluşturulduğu bir şeyin hazırlığın ortada olduğunu ifade etmişti. Dolayısıyla bütün bunları merkeze alarak bu seçimde hem Millet İttifakı'nın, yani 6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın, hem Cumhurbaşkanı'nın hem de partinin ayrı ayrı bir kampanya modeli olacaktır. Dolayısıyla bu kampanya modellerinin kesiştiği alanlar olacaktır. Hı hı. Partilerin kendi çizgileri üzerinden ayrışarak beyanda bulunacakları ya da seçmene kendilerini ifade edecekleri alanlar olacaktır ama ortaklıklarımız üzerinden müştereklerimizin ve müştereklerimizi zenginlik olarak görüyoruz altılı masada. Bunu merkeze alarak bir kampanya süreci yönetilecektir. Şu ana ilişkin de İYİ Parti'nin de, ben İYİ Parti adına en azından bununla ilgili detay verebilirim. İYİ Parti'nin son derece etkili bir kampanya ekibi var. Hatırlarsanız Mayıs ayında da sizin ekranlarınızda da şey yapılmıştı. Zaman zaman İYİ Parti'nin kampanyaları dile getirilmişti. Dolayısıyla bizim kampanyalarımızda biz geçtiğimiz Nisan ayından beri kampanyalarımızı içeride üretiyoruz. Kendi iç ekiplerimizle üretiyoruz. İYİ Partililerle üretiyoruz. Hı hı. O yüzden kampanya hazırlıklarımız var. Hazırlıklarımız tamam. Bu hazırlıklarımızı Altılı Masa'nın ve Cumhurbaşkanı adayımızın kampanyasıyla da örtüştürerek götüreceğiz. Peki bugün Meral Hanım, Sayın Akşener Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla beraberdi. Orada depremzedeleri dinledi. Siz Mansur Bey'i ve Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu kendi kampanyalarınız çerçevesinde, kendi işte saha çalışmalarınızda onları da görecek miyiz biz? Yoksa bu tamamen, yani Ekrem Bey ve Mansur Bey tamamen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Bey'in kampanyasında mı görülecek? Şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi hem Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın kampanyası var, hem Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin ortaklaştığı Millet İttifakı'nın kampanyası var, hem de partilerin kendi kampanyaları olacaktır. Buradaki en önemli kesişme noktalarından biri o müşterek Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Diğer 5 partinin genel başkanları da Cumhurbaşkanı yardımcılarımız. Aynı zamanda Sayın Genel Başkanımızın pazar akşamı yaptığı istişareler üzerinden Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olunmasına altılı masanın paydaşları karar verdiler. Dolayısıyla burada bir bütünlük ve bir birlik beraberlik üzerinden götürülecektir kampanyalar. Bunu, bu çizgiyi de muhafaza edeceğiz.
Peki. Soru sormak isteyen var mı Uğur Bey'e? Bir görüşünü merak ediyorum. Uğur Bey ilk günden beri... Gürkan Zengin konuşuyor. İlk geceden itibaren oraya gitti, geldi, orada kaldı. İzlenimi, gözleme nedir? Hayat bu şehirlerimizde yeniden ne zaman normale dönebilir? Bir tahmini, bir öngörüsü olabilir mi? Yani hayatın normale döndüğü an kaç ay, kaç yıl, ne kadar zaman alır? Ne tahmin ediyor Uğur Bey? Değerli Zengin, yani burada hayatın normale döndüğü anı merkeze aldığımızda eğer insanların yüzündeki bir tebessümü merkeze alırsak, insanoğlu fıtratı gereği zaman zaman tebessüm ediyor. Önce yaşadığına şükrediyor. Ondan sonra içtiği suya şükrediyor. Yediği ekmeğe şükrediyor. Bu toprakların ve bu milletin en büyük kazanımlarından biri ve mensup olduğumuz dinin en büyük lütuflarından biri. Eğer bunu merkeze alıyorsak burada hayat normale dönmüş diyebilirim. Ama gerçekten insan, biliyorsunuz bizim şöyle ağımız vardı. Allah kimseyi gördüğünün ardına düşürmesin deriz. Dolayısıyla burada milyonlarca insanımız gördüğünün çok ardına düşmüş durumda. O yüzden bunu hep beraber ortadan kaldıracağız. Bu orada hayatın normale dönmesi bizlerin elinde. Bizi seyredenlerin elinde, sizlerin elinde, hepimizin elinde. Burayı bir aylık, bir buçuk aylık bir macera olarak görmeyip, Türkiye'nin bütün illerine ilişkin, fay hatlarının tamamına ilişkin, İstanbul'a ilişkin, Erzincan'a ilişkin, Van'a ilişkin, Ankara'nın kuzeyine ilişkin, Ankara'nın güneyine ilişkin, her tarafa ilişkin farkındalıklarımızı arttırmak için bir vesile kılmak zorundayız. Hayat ancak o zaman normale dönecek. Yani buradaki insanlardaki travmayı zaman zaman görebiliyoruz. Sese karşı duyarlılığı görebiliyoruz. Çocuklar verdiğiniz oyuncakla ilgili tebessümle size bakıyorlar ama biraz sonra nereye doğru, hangi çadıra gideceğini bilmeden koşuyor. Hala kendi çadırı diye bir tanımı oluşturamamış çocuklar. Onların hepsinin çünkü bir ay öncesine kadar kendi evleri vardı. O yüzden bunların hepsini merkeze alarak bunun biraz zaman alacağını düşünüyorum. Ama bu süreci kapatmayı, kısaltmak ancak hepimizin burada onlarla birlikte, buradaki vatandaşlarımızla birlikte elimizden gelen bütün desteklerle yanlarında olmakla alakalı. Bu sadece, tekrar söylüyorum, siyasi hiçbir içerik taşımıyor konuşmalarımın hiçbiri. Burada bütün partilerin, tüm partilerin söylüyorum, Türkiye'deki tüm partilerin, tüm yöneticileri burayla ilgili gerekli hassasiyeti, gerekli özeni ve gerekli acıyı yaşadığını görüyorum. Ama dediğim gibi ülke yönetmek ya da millete hizmet etmek kolay bir iş değil. Bunun için profesyonelleşmeniz, duyarlı olmanız, duygusal değil ve empati yeteneğinizin yüksek olması gerekiyor. Ve maalesef şu bir ayda, bu benim kişisel görüşüm değil. Yani ben burada ilk 60 saati yaşadım. İlk 60 saat, ilk helikopteri 60. saat gördüm. İlk yelekliği 60. saat gördüm. Bunları siyaseten dile getirdiğim hususlar değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşı olarak içimi yaralayan hususlar. Benim bir afete müdahale etme yeteneğim ve bilgim yok. Ben elimde balyozla briket ve beton kırmaya başladım. Ve bunu yaparken bir şuur ve bilincim yok. Yani o an o briketi kırdığım üzerine düşebilir. Ama başka seçeneğim yok. Yani bunu kararını vermek için önümde 60 saniye var. 60 saniye içinde ya o balyozla o brikete vuracağım ve o insanı oradan çıkartmaya çalışacağım ya da yoluma bakıp gideceğim. Çünkü çağıracağım, bağıracağım kimse yoktu. O yüzden o günden bugüne diye baktığınız zaman evet şu an birçok kamu görevlisi burada, güvenlik güçleri burada. Şu an birçok sürece müdahale edilebiliyor. Ama ben o yaşadığım 60 saati ve o ilk bir haftayı benim hayatım için çok büyük bir travma. Baktığım her binada evladımı, eşimi, yakınlarımı düşündüm. Ve elinizde yani o hiçlik makamı diyorlar ya, o kocaman beton kütlelerinin önünde dizlerinin üzerinize çöküyorsunuz. Oradaki yakınlarını bekleyen insanlarla birlikte ve hiçlik makamını orada yaşıyorsunuz. Peki. O yüzden o süreci tam tahmin edebildiğim bir şeydi. Peki. Cem Küçük, Ahmet Bey sizin bir sorunuz var mı? Hayır. Tamam. Çok teşekkür ederim Uğur Poyraz. Katıldığınız, ben teşekkür ederim. Bu arada kolaylıklar dileriz size. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.